Anavatandan kilometrelerce uzakta yaşayan çok kıymetli vatandaşlarımız ve soydaşlarımız. Türkiye'deki vatandaşlarımız gibi sizler de bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Lütfen bugünlerde zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Büyükelçiliklerimizin, başkonsolosluklarımızın ve yaşadığınız ülkelerdeki yetkililerin uyarılarına dikkat edin. Her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de yurt dışındaki misyonlarımızı kendi eviniz olarak hissedin lütfen. Herhangi bir konuda bir ihtiyacınız olursa lütfen misyonlarımıza, nöbetçi telefonlarımıza, Ankara'daki 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimize ve bizlere doğrudan ulaşınız. Sizlere anavatandan en derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Sizlerden istirhamım, ağabeyiniz, büyükelçiniz ve kardeşiniz olarak evde kalmanız ve sağlıkla kalmanızdır. Evde kaldıkça hastalar başkalarına hastalık bulaştırmayacak, hasta olmayanlar ise kendilerini koruyacaklar. Bu zor dönemde kendi sağlığınız ve toplumun sağlığı için mecbur olmadıkça evde kalın, evden çalışın. En önemli tedbir evde kalmaktır. Evde kalalım. Hayat eve sığar, evde hayat var. Zaman hayata eve sığdırma zamanıdır. Sağlıkla kalın, evde kalın. Bu savaşı kazanabilmemiz için hep birlikte evde kalmamız gerekiyor. Sağlığınız, hayatınız bizler için çok değerli. Evde hayat var. Buna inanıyoruz ve inandığımız için de evde kalıyoruz. Güzel Türkiye'mize yeniden kavuşmak, memleket hasretini dindirmek için evde kal, hayat eve sığar. Kıymetli Ayşe teyze, Mehmet amca, değerli İknur Hanım, Hüseyin Bey, Filiz Öğretmenim, İbrahim Hocam, sevgili Ceren, Ali İhsan. Lütfen evde kalınız. Hiçbirimiz muaf değiliz. Bana bir şey olmaz demeyin. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Şimdi evde kalma zamanı. Evinde kal, evinde çalış. Hayat eve sığar. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürebilmek için evde kalın. Dışarıda Covid-19, evde hayat var. Evde kal. Değerlisiniz. Evde kalalım. Sağlıcakla kalın. Hayat eve sığar.